komünist dövmek mesela Çapa'da öğrenci gibi. Komünist dövmek, vatansever. Şimdi, ya bu çok büyük vatanseverlik. O kavgalarda bizim hazır sopalarımız vardı. Biz bir de bunu Allah rızası için yapıyorduk. İnanılır bu dövmeyi. Evet. Ama nefsimiz karışmasın diye sofanın üstüne kendimizi güya uyarıyorduk. Allah için vur. Hala sokaklarda bir şey arayanlar. Daha çok elinde kitabı, kalemi, defteri olanlar. Hocalarını dövenler. Üniversite kürsüsünde hocasını tartaklayanlar. Amfileri anarşi yuvası haline getirenler, bağırıp çağıran, çığlık atanlar. Arkasındaki devletli desteğini en somut olarak hissettiği yıllar 12 Eylül yıllarıdır Fethullah Gülen'in. 12 Eylül darbesinden bir ay sonra Sızıntı Dergisi'nin Ekim 1980 sayısında Son Karakol başlıklı bir yazı kaleme alan Fethullah Gülen, Kenan Evren ve cuntasına selam çakmaktadır. Şöyle yazmıştır Gülen: "Ve işte şimdi binbir ümit ve sevinç içinde asırlık bekleyişin tuğulü saydığımız bu son dirilişi Son Karakol'un varlık ve bekasına alamet sayıyor. Ümidimizin tükendiği her yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçi'ye bir kere daha selam duruyoruz." O günden sonra Kenan Evren elinde Kur'an'la kent kent gezip ayetler okurken, diğer yandan Fethullah Gülen de Anadolu'yu adım adım gezmekte, darbenin, NATO'nun, ABD'nin, ulu emre itaatin faziletlerini anlatmaktadır. Fethullah Gülen, 80'li yıllardaki fiili mesai arkadaşı Kenan Evren'i yıllar sonra cennetlik ilan etmiş, 31 Ocak 2005'te milliyete verdiği demeçte Evren Paşa seçmeli din derslerini mecburi yapmakla yararlı bir iş yapmıştır. Gençlerin çoğu onun bu icraatı vesilesiyle din eğitiminden nasiplerini almışlardır. Bu iş kanaatimce öyle büyüktür ki doğrusunu Allah bilir, hiçbir sevabı olmasa bile bu icraatı ona yetebilir. Ahirette kurtuluşuna vesile olabilir, cennete de gidebilir demiştir. Fethullah Gülen'in devlet yönetimindekilerle, siyasi aktörlerle daha yakın ilişkisi 1980'lerde giderek daha da artmış, kanaat önderi sıfatıyla açılışlarda, toplantılarda, törenlerde boy göstermeye başlamıştır. Özal hükümetine doğrudan açık ve tam destek veren cemaat üyeleri, eğitimden sağlığa, ordudan polise kadar kamu teşkilatlarında önemli mevkilere gelmeye, getirilmeye başlanmıştır. Fethullah Hoca tarafından kurulduğu belirtilen Asya Finans, bugün DYP lideri Çiller tarafından besmele çekilerek açıldı. Nur Cemaati'nin önderliğinde kurulan Asya Finans'ın açılışında cemaatin lideri Fethullah Gülen ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in yanı sıra devlet bakanlarıyla Doğru Yol Partisi, Refah Partisi ve Anavatan Partisi'nden tanınmış isimler hazır bulundu. Kurdeleyi kesmeden önce makası dudaklarına götürdü ve besmele çekti. Tansu Çiller açılışta bir konuşma yaptı. Çiller'in erken ayrıldığı açılıştan sonra Fethullah Gülen iş başında olan her hükümeti desteklediğini söyledi. Görüldüğü üzere 15 Temmuz 2016'dan beri devam ede gelen sızdılar söylemi sadece bir lafazanlıktan ve boş sözden ibarettir. Fethullah Gülen cemaati hiçbir yere sızmamış, yaklaşık yarım asırlık genel bir devlet politikası olarak bulundukları mevkilere, makamlara yerleştirilmişlerdir. Bunda dönemin siyasi iktidarlarının vebali saymakla bitmez. 1980'ler ve 90'larda Özal, Demirel, Çiller, Yılmaz, Ecevit hükümetleri döneminde tüm kamu kuruluşlarına yerleşmekle kalmamışlar, kendi sermayelerini, finansal güçlerini oluşturmuşlar, iş adamlarını yaratmışlardır. Şahsı malı olarak bir dikili ağacı dahi bulunmayan, kendini ilme ve ilmin yayılmasına adayan, memleketimizin manevi dinamiği olan Hoca Efendi'nin Avrupa'dan Yunanistan'a, Kanada'dan Yakutistan'a kadar olan çalışmaları her manada takdire şayandır. Yine bu dönemde Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II. Jean Paul gibi tanınmış din ve devlet adamlarıyla temasa geçen Fethullah Gülen, donatıldığı misyon ve vizyonları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyordu. Fethullah Gülen'in gönüllü PR çalışmasını yapan emperyalist kurum, kuruluş ve yayınlar da az değildi. ABD'den Foreign Policy ve Birleşik Krallık'tan Prospect dergilerinin oluşturduğu dünyanın ilk 100 entelektüeli listesinde Gülen de yer alıyor. Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak da gösteriliyordu. Türkiye'de kimi liberal, postmodern akademisyenler Fethullah Gülen'e dair
sosyolojik ya da bilimsel kanaatler oluşturup kamuoyuna toplumsal rıza pompalamakta geri kalmıyorlardı.